YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim Amasya'nın meşhur haşhaşlı burma çöreğinin tarifini vereceğim. Bu nefis çöreği yapması gerçekten çok basit ama çok lezzetli. Bu nefis çöreği buyurun nasıl yapmışım hep beraber yapımını görelim. Öncelikle uygun bir kabın içine 1 su bardağı su. 2 su bardağı da süt ekliyorum. Süt soğuk olduğu için ılık hale getirmek için sos kabını aldım. Isıtmaya başlıyorum. Hafif ılık olması gerekiyor. Toplamda 6,5 su bardağı un kullanıyorum. Onu özellikle bardakla ölçerek ekliyorum ki tarifimiz net olsun. Sütü de ılık hale getirdim. Üzerine 1 çay bardağı zeytinyağı kullandım. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya ekledim. Güzelce karıştırdım. 1 yumurtanın akını kullandım. Sarısını da üzerine sürmek için ayırdım. Unumuzu alalım. Ortasını biraz açalım. Daha sonra hazırlamış olduğumuz karışımı dökelim. Önce bir spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Daha sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çok fazla un kullanmamak gerekiyor. Evet, kıvamını gördünüz. Ele yapışkan bir hamur elde ettik. Üzerine bir streç filmle kapatıyoruz ve yarım saat ılık bir ortamda mayalanmaya bırakıyoruz. 1 su bardağı kadar cevizi kırdım. Küçük küçük doğradım. 1 paket haşhaş kullanıyorum. 250 gram. 2 yemek kaşığı kadar toz şeker ekledim. Yarım çay bardağı kadar sızma zeytinyağı kullanıyorum. Dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Hepsini güzelce karıştıralım. Haşhaş sürülebilecek kıvama gelene kadar yağ ekledim. Kıvamı bu şekilde olacak. Artık iç harcımız da hazırdır. Şimdi bir kabın içine 2 yemek kaşığı kadar tereyağı, yarım çay bardağından daha az. Yine zeytinyağı kullandım. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi onu hafif eritiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi hamurumuz da mayalanmış gayet güzel. Önce şöyle bir havasını alalım. Bir spatula yardımıyla havasını alalım ki çöreğimiz maya kokmasın. Daha sonra temiz bir tezgahın üzerine alalım. Hafif tezgahı unladıktan sonra hamurumu üzerine aldım. Güzelce havasını alıyorum. Dediğim gibi biraz çok yapışkan bir hamur. Gördüğünüz gibi elime yapışıyor. Kıvamı bu şekilde olmalı. Şimdi bu hamuru 6 eşit parçaya bölüyorum. Bezelere ayırıyorum. Elimi hafif yağlıyorum ki yapışmasın diye. Çünkü gerçekten yapışkan bir hamur olması gerekiyor. Bir tepsiyi hafif unladım. Hazırlamış olduğum bezeleri tepsiye alıyorum. Tezgahı biraz unladım. Şimdi şöyle bir servis tabağı büyüklüğünde açıyorum.
Buraya kadar da izliyorsanız lütfen bir beğen tuşuna basıp abone olmanızı çok isterim. Evet, 6 tane parçayı da bu şekilde hazırlıyorum. Hamur da gayet güzel. Tam kıvamında olmuş. Gördüğünüz gibi gayet de güzel açılıyor. Önce bütün bezeleri bu şekilde açmak gerekiyor ki hazır bulunsun. Hepsini açtım. Tezgahı biraz yağladım. Şöyle eritmiş olduğum tereyağlı karışımı da biraz üzerine sürüyorum bu şekilde. Daha sonra 2 yemek kaşığı kadar haşhaştan sürüyorum. Elimle güzelce yedirdim her tarafına. Şöyle bir avuç kadar da iri kıyılmış yalnız. Cevizi iri kıyalım. Böyle blenderda değil de elimizde böyle bıçakla keselim. Dişe gelecek şekilde olsun cevizi de. Şöyle 1,5 yemek kaşığı kadar aralarına yağ sürüp daha sonra 2 yemek kaşığı kadar haşhaştan sürüyoruz. Haşhaş bütün marketlerde bulunuyor. 250 gramlık paketlerde satılıyor. Kolaylıkla bulabilirsiniz. Hem Amasya'nın çöreği meşhur hem de Isparta'nın aynı şekilde yapılıyor. Isparta'nınki biraz daha böyle şekli farklı oluyor. Tabii kalorisi biraz fazla. O yüzden de dikkatli yemek gerekiyor. Gördüğünüz gibi hamur gayet güzel, esnek. Elimizle bile açabiliyoruz. Evet, kalan yağı da üzerine sürdüm. Tam yetti gördüğünüz gibi. Şimdi bunu elimle açacağım. Yaklaşık 70 santim büyüklüğünde açmaya çalışacağım. Hiç artık bundan sonra ne merdane ne oklava gerekmiyor. Elimizle bu şekilde açacağız. Her katı incecik olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet güzel büyüdü hamur. Şimdi gösterdiğim şekilde üzerine katladım. Arasını tekrar yağladım. Altı kattı, 12 kat oldu. Şimdi tekrar 12 kat daha üzerine kapatınca 30 kattan daha fazla oldu. Yine elimizde biraz daha açıyoruz. Biraz böyle düzeltelim üzerine. Şimdi 2 santim kalınlığını da keselim. Kestiğimizi yarısına kadar sağa, yarısına kadar da sola çevirerek buralım.
Gördüğünüz gibi gayet incecik incecik, tel tel ayrılan güzel bir çörek olacak. Böyle burduklarımı götürüp fırın tepsisine yerleştiriyorum hepsine. Bu arada fırınımı çalıştırdım. 190 derece ısıda ısınıyor. Şimdi şöyle 20 dakika kadar tepside mayalanmasını bekleyelim. Kalan yağın üzerine de yumurta sarısı vardı, ayırmıştım ilk başta. Onu karıştırdım birbirine. Bütün çöreklerin üzerine sürüyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel görüntüsü. Şimdi önceden ısıtmış olduğum 190 derece fırında üzeri pembeleşinceye kadar pişireceğiz. Yaklaşık 40 dakika içinde pişecektir. Gördüğünüz gibi lale gibi harika bir şekilde kızarmış. Mis gibi de kokular yayılmaya başlamış. O kadar güzel kokuyor ki bir duyabilseniz kokusunu. Şimdi ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyeceğim. Daha sonra size göstereceğim. Gerçekten çok güzel oldu. Bu fazla gelebilir. Ben bunu bu şekilde yapıp buzluğa atacağım. Bir misafir geldiğinde veya pazar kahvaltılarında çıkarıp ihtiyacımız kadar tüketebiliriz. Yapıp deneyecek olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyet olsun.